Tas tamam böyle. Dost doğru anlamasın namazı. Hemşire efendi, ben böyle bir şey yapmam. Senin aklın alıyor mu bunu ha? Bak beni bir kez daha dinle Ramazan. Avukatın demesi o ki Muzaffer Bey'le kan bağı olan biri ya da yakını bir mektup yazarsa belki hakimlerin vicdanına dokunur. Başka türlü Hamza'nın kurtulma şansı yok. Allah Allah! Ya sen beni dellendireceksin mi Cemşir Efendi ya? Ya ben böyle bir şey yapmam ya. Senin aklın alıyor mu diyorum ya? Bak Ramazan, fazla vaktimiz yok. Yarın öbür gün karar tasdiklendi mi, geri dönüşümüz yok. Herkesin gözü önünde asacaklar oğlum. Cemşir Efendi, ben hakim miyim? Adalet miyim ben ha? Ben mi kestim Hamza'nın cezasını ha? Ben mi dedim Hamza'ya, git benim dayımı öldür diye ha? Niye anlamıyorsun beni Ramazan? Muzaffer Bey'in canını karşılığı, oğlumun canını alacak. Niye? Allah mı bunlara? Can almak Allah'a mahsus değil mi Ramazan? Cemşir Efendi, bunun Allah'la ne alakası var ha? Bu memlekette kanun var. Senin oğlun benim dağ gibi dayımı toprağa gömdü. Hem de 7 kat altına. Cezasını çekecek. Kusura kalma. Bak Ramazan, sana yalvarıyor Ramazan. Kulun kölen olayım. Neyim varsa al. Tenekeyi, evleri. Yetmezse canımı bile al. 2 satır bir şey yaz. Oğlumu, cellat oğlumu. Ha? Cemşir'e hâle. Git buradan Cemşir'e. Benden sana fayda yok. Evin damı çatısı ya gelinlik kız gibi oldu vallahi. Hani diyorum ki acaba boya da mı yapsam? He. Ne dersin Ramazan? Ramazan? Ha? Ne dersin? He. Ne? Ne? Ha, gidip boya yapsam diyorum. He. Yap. Yarın da pencereleri onarırım. O zaman ben vaktiken kalkıp gideyim. Erken kalkan yol alır demişler. Sağ olsun yenge. Afiyet olsun. Fena ettik biz Ramazan. Adamcağız çok üzülecek sonunda. Ramazan? Ramazan? Ha? Ne var senin? Demek sen bir mektup yazsan. Ağzı ben böyle bir mektubu nasıl yazarım ya? Sana bir şey soracağım. Sor. Yarın bir gün bizim de çocuklarımız olacak değil mi? He, inşallah. Boy boy.
Peki diyelim ki o vakit onlardan biri bir kabahat işledi. Birine bir fenalık etti. Allah korusun kız. Allah korusun tabii ama diyelim ki oldu. O vakit sen babası olarak onun öyle bir cezadan kurtulması için canını dişine takmaz mıydın? Takmam mı ya? Canımı verdim yemin ederim. O vakit Cemşir Efendi haksız değil. Ne demişler? Kul kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Bir başkasının başına gelen bir şey herkesin başına gelebilir. İntikamın sırası değil Ramazan. Vicdanın sesini dinle. Selamun aleyküm Cemşire. Benim seninle az konuşacaklarım var. Buyur geç. Cemşire bak ben adalete inanıyorum biliyor musun? Hamza benim dayımı öldürdü. Gülünün, benim, Bezzem'in hepimizin içini yaktı. Torununu babasız bıraktı. Adalet de dedi ki ne? Bu adam cezasını çeksin, idam edilsin. Hani bir tane bir laf var biliyor musun? Adaletin kestiği parmak acımaz diye. Ben ona inanmıyorum. Barınak yani içeri biliyor musun? Kim kesse acır. Ben senin acını biliyorum Cemşire. Hamza bir suç işledi. Cezasını çeksin. Ama asmasınlar garibi. Bunun bir hükmü olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama... ben mektubu yazdım. Lan eğlenmiyorsun değil mi Salon? Yok yemin ederim vallahi yazdım. Yazdım ya. İnanmıyorsan oku ya. Muzaffer Dinç Aslan'ı öldürmek suçu ile idama mahkum edilen... Hamza Öğütücü'nün bu cinayetten ötürü... çok pişman olduğunu düşünüyorum. Ve idam edilmesini istemiyorum. Ramazan. Bundan böyle sen de benim
Oğlumsun Ramazan. Ya kardeşim, sen avukata gitmeyeceksin, mektubu götürmeyeceksin. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.